ile tip 2 diyabetin zaman zaman karıştığı durumlar olabiliyor mu? Oradaki ayırıcı tanıyı da ben merak ediyorum aslında. Karıştığı durumlar 25 yaş, 20 yaş civarı. Biraz erişkinliğe adım atmış kişilerde karıştırılması söz konusu ama 20 yaştan evvelki yaşlarda çıkan diyabet zaten tip 1'dir. Hı hı. Başlayış şekli çok gürültülü dediğimiz, çok hızlı da olabiliyor bunlarda. Bazen çok yavaş da gelişebiliyor. O yavaş gelişmesi bazen hekimleri yanıltabiliyor. Ama ona rağmen gene de yaşına binen bu kişiye çok yakın takip almak lazım. Çünkü ne zaman bu başlayan şekerin tip 1'e dönüşeceği belli olmaz. Bazen 6 ayda bazen 1 yılda tip 1'e çevirebiliyor bu hastalar. Tip 2 diyabet teşhisi konuyu öyle seyrediyor hastalık, evet, ama tip 1 diyabetle... Her an tip 1'e dönme olasılığı var genç yaşta olan kişiler tabii söz konusu ama 30 yaşından sonra başlayan şeker hastaları genelde %99 tip 2 diyabet zaten. Tip 2 diyabetinde tip 1'e dönüşmesi tablosunu, evet, hiçbir zaman istemeyiz. Tamamen insülin almak zorunda. İlaç ya da, evet, başka çözümlerle biz bu kan şekerini herhalde ayarlayabiliyoruz. Başka türlü teşhis ilk konduğu zaman zaten doktor belli aralıklarla hastayı kontrole çağırıyor zaten. Evet. Burada teşhisten sonra kıvraklık yapma görevi doktora düşüyor. Hastanın da uyumlu olması gerekiyor. Doktora çağrıldığı zaman kontrole gitmesi gerekiyor tabii ki. O tip 1 diyabet karışımı doktorlar zaten yapmazlar. Ama hastanın bunu erişkin tipi diyabet zannedip insülin gerekmeyeceğini düşünüp doktora kontrole gitmemeleri tabii ki yanlış. Ben çok görüyorum yani bizim ülkemizde özellikle teşhis konan hastaların hemen hemen %50'si 60'ı ilk teşhisten sonra kontrolleri aksatıyorlar maalesef. Nedeni sorduğumuz zaman da ben bu hastalığı kendime konduramadım diyorlar. Kondurmak lazım. Sonuçta her şey bizim için. Hayır da şer de Allah'tan denildiği gibi hastalıklar da bizim elimizde olan şeyler bunlar değil ama kabullenmemek çok hata ve çok zarar verir bize. Kabullenmenin hiçbir zararı yok. Kabullenmeyince daha kötü, evet, sonuçlar aynen, oluyor. Aynen. Biraz kabullenmek burada hekimlere, evet, yakınlarımıza iş düşüyor. Çok iş düşüyor, evet. Diyabetli hastaysak ne oluyor bazen? İşte çocuk yapamayız, hayatımızda sürekli bir sorun. Halbuki diyabetli hastalar kendilerine birçok insana göre daha iyi baktığı için çok en daha uzun yaşayabiliyorlar. En sağlıklı yaşayan hastalar şeker hastalığı. Çünkü her şey hesaplı. Hareketleri, egzersizleri, diyetleri, ilaçları. Bir de sürekli doktor takibi ve sürekli uzman doktor takibinde bu kişiler. Tabii kurallara uygun bakılıyorsa ve doktor bu konuda yetenekliyse tabii ki.